Vallahi nasılsınız? Nasıl geçti? Güzel geçti. Güzeldi. İyiydi. Güzel geçti yani, baktığımız evler güzeldi ama evet, işte bütçe biraz belki zorlayabilir damatla kızımı. Hani bütçeler belki daha... aşağı yukarı aslında tam istediğimiz bütçelerde de gösterdim. Bir tanesi hatta evet, bir tık daha uygun fiyatlıydı. Hı-hı. Lokasyon olarak iki tane birbirinden ayrı lokasyonda ev gösterdim İremciğim. İkisi de üç odalıydı. Biri böyle biraz daha finans şehire yakındı, Ataşehir'e yakındı. Hı-hı. Biri biraz daha Ümraniye tarafındaydı. Beğendikleriniz oldu, beğenmediğiniz şeyler evet, oldu. Evet. Evlerin benim... artıları da var, eksileri de var. Doğru. Bir de daha benim evlerimi görmedim. Aynen o şekilde. Evet. Dediğiniz gibi lokasyonlarda biraz sıkıntı yaşadık çünkü işimizden dolayı. Ondan hani bazı ilk ev biraz yakın, öbürü biraz uzak gibi kaldı bize. Evet. Ama dediğimiz gibi beğendiğimiz yönleri de oldu, beğenmediğimiz yönleri de oldu. E tabii şu anki süreç devam ediyor. Daha İrem Hanım'ınkini göreceğiz. İnşallah. Umut ediyorum. Evet, çok o zaman güzel evet, iki tane yer göstereceğim. Bir tanesi Çekmeköy'de, bir tanesi Ümraniye'de size yakın Ümraniye, olan. Evet. Evet, yani orada baskın olacağım Ümraniye'de. Şehir gittiğinizde Gül Sultan teyze gelir, size bir şeyler hazırlar eder. Evet. Hep bunu düşündüğümden dolayı Gül Sultan teyze yakın bir yerde buldum. Eğer istersen biz gidelim. Evet. Ben daha fazla ailemi bekletmek istemiyorum. Olur. Müsaade sizin. Evet, evlerime doğru gidelim diyorum. Tamam. O zaman böyle buyurun. Karar anında görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Sağ ol. İrem'in kuyucu çiftine ilk göstereceği ev Ümraniye'de. 3+1 ve 110 metrekare. Dairenin salonu biri boydan boya olmak üzere çift pencereli ve balkonu da mevcut. Sıfır dairenin odaları gün ışığı alıyor. Mermer görünümlü fayans kaplı banyoda duş kabini mevcut. Lake dolaplı ve gün ışığı alan mutfaktaki ısıtma petekleri diğer kısımlarda olduğu gibi önümüzdeki günlerde mülk sahibi tarafından takılacak. Evet, ilk evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni evi, yeni binanın kokusunu aldınız değil mi? Evet. Sapasağlam bir ev, yepyeni bir ev. Şu an 3+1, 110 metrekare bir evdeyiz. İsterseniz sizleri böyle çok bekletmeden hemen salonumuza başlayalım. Başlayalım. Salonum nasıl? Ah çok şahane. Güzel. 25 metrekare büyüklüğünde. Oo, bayağı büyük. Hemen burada böyle bir tane balkonumuz evet, var. Evet. Çok ferah. Bir bakayım bir şey dikkatinizi çekecek mi? Böyle bir gözünüzü böyle bir arkaya doğru gezdirin. Bir şeyler var ama eksik gibi. Evet, petekler yok. Bak işte biliyorum. Yani şey. Sultan teyzeden geleceğini biliyordum. Yani. Buraya yeni sistem, radyal ısıtma takılacak. Ama şu an zaten doğalgaz sistemimiz falan her şey tamam. Sadece onların takılması var. Bu evi seçerseniz ki bir haftalık, bir hafta böyle bir 8 günlük eğer sizin için bir problem olmazsa böyle bir süresi var. Zaten şimdi mutfakta ankastreleri de göreceğiz. Onda yani bu evin tamamlanması bir hafta 10 gün civarında sürer. Bekir. Ama bebek gibi bir ev gelecek. Maliyet açısından şimdi doğalgazla bunun farkı ne ya maliyet? Hiçbir farkı yok. Sadece dıştan görüntü olarak. Görüntü olarak bir farkı var. Peki Ayşegül Hanımcığım, nasıl dizayn edersin? Boydan boya camlarımız var, burada camımız var, balkonumuz var, apaydınlık salonumuz. Evet. Eşine de yardımcı ol. Yani camın büyüklüğü beni benden aldı, ben çok sevdim. Ben zaten her zaman büyük cam. Evet, yani ferah, güneş ışığı giriyor odaya. Evi nasıl dizayn edersiniz salonu? Yani televizyon yine şey buraya koyarız diye düşünüyorum. Yani ben camın önünde yemek masası seviyorum. Şuraya aynen onu diyecektim, masa. Yani burada olabilir, orası da olabilir şey belki. Olarak, göze ama dek olarak ama oturma için alanı o zaman olmaz, masayı oturma buraya alanı, koyarsan. Koltuk oraya sar mı? Mecbur sar. Koltuk sar, nasıl koyamaz? Cam var ya İşte o yüzden olarak diyorum, yemek masası olursa en azından kapatmaz. Olabilir. Değil mi? Evet. O masanın yeri tam burası, burası ideal evet, yani. Aslında benim iç mimar bir arkadaşım var, onunla biz konuşurum. En iyisini o bilir diye yani düşünüyorum. Bence de en iyisini o evet bilir. Önemli zaman, olan evi beğenmemiz. Evet. Balkonumuza da bakalım mı? Bakalım. Bakalım. Gerçekten şansımıza hava çok güzel. Ve yeşilliğe bakıyoruz şu an. Manzarası da çok güzel. Çok güzel bir balkon. Evet. Balkonda tam ideal iki kişilik. Yani bak, bizim evet, bizim için. Çocuk park da var. Evet, karşıda çocuk Ayşegül parkımız. Ayşegül.
Farkını hemen de gördün ama. Tamam, Gülsultan anneyi ben bu evde yakaladım. Bu evde ben annesin o zaman. İnşallah. Parkla kalbini çaldık. Evet. Güzel ama ferah evet, değil mi? Evet. O zaman salon ve balkonumuzu beğendiysek buradan ilk odamıza doğru geçelim. Geçelim. Biraz hayal kırıklığı. Küçük değil mi burası? Küçük. Evet, bayağı. Evet. 7 metrekare büyüklüğünde bir oda. İster hobi odası, ister giysi odası. Nasıl arzu edersiniz ama misafir odası bile, evet. Misafir odası bile olabilir yani. O kadar yani 7 metrekare çok küçük bir alan değil. Yani bize haklısınız, göre evet. Küçük ama değerlendirilebilir yani bir şekilde. Tabii ki. Yani çünkü bir tane daha odamız var. Hani sizin odanız dışında bir tane daha odamız var. Hatta isterseniz hiç sizleri bekletmeyeyim. O odaya da bakalım, fikrimiz daha net oluşsun. Aynen. Olur. O zaman ilk önce banyomuza bakalım, oradan da diğer odamıza geçelim. Tamam. Geçelim. Evet, gayet güzel. Ferah. Geniş. Hemen evet. Sizin bulunduğunuz yer çamaşır makinesi yerimiz. Evet, çok geniş. Evet. Karşısı modernliğinde şöyle bir sifon. Duşakabin istediğimiz gibi aynı şekilde. Evet. Hem modern hem cam böyle komple. Böyle hemen arkada aynalarımız var, açılıyor. Hemen içinden böyle için kişisel malzemelerinizi koyabilirsiniz. Gayet büyük, evet, evet güzel. Gayet büyük, güzel. Siyah beyaz uyumu yapılmış. Evet, çok güzel. Güzel, evet. Tamam da güzel işlenmiş, güzel. O zaman biz buradan ailemle beraber odamıza doğru geçiyoruz. Ve ikinci odadayız. Bir önceki odada da dediğim gibi diğeri daha büyüktü. Burası 10 metrekare bir oda. Yani misafir odası çok çok rahat olabilir. Evet. Hani anneler geldiğinde gittiğinde misafir için bence gayet yeterli bir büyüklükte. Burasını annem babam için hani geldiklerinde kalacak yer yaparız buraya. Misafir olarak ağırlarız burada. Doğru. Öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Yani hayatım, kesinlikle haklısın, evet. Demek damat bana yer kalmadı burada annem babam deyince. Estağfurullah anneciğim, anneler, babalar, sen de başımızın tacı. Annemizsin, annelerimiz başımızın tacı, sen de öylesin, benim annem babam da öyle, hani yanlış anlama. Bir gün siz gelirsiniz, bir gün diye annen senin annen baban gelir, bence kalp kırmaya gerek yok. Tabii tabii, daha çok ben gelirim o. Evet yani, ama siz bir yakın oturuyorsunuz, tabii, daha tabii. Sık gidip gelebilirsiniz, tabii, öyle diyelim. Tabii. Şimdi biz ailemizle beraber mutfağa doğru geçiyoruz. Ve ikinizin de uzmanlık alanı, çıkmak bilmediğiniz mutfak. Evet. Buranın büyüklüğüne, tezgahın büyüklüğüne bakar mısınız? Evet. Evet. Gerçekten çok büyük. Sen yorumla. Yani nasıl, rahat rahat yemek yapılabilecek bir mutfak. Bence de. Gayet mutfakta geniş. Büyüklük bence çok önemli rahatlık açısından. Öyle bir mutfak olduğunu düşünüyorum. Dolaplar bol. Rengi de güzel. Böyle bakın. Dolaplar çok bol. İstediğini. Bütün tabak çanak sığar buraya. Her şeyini toplar. Yemek takımını bile içeri koymaya gerek yok. Evet. Gayet güzel. İrem Hanım, ankastre var mı? Ankastreler yok. Onlar takılacak. Petekler takılacak. Bir 10 günlük bir işi var. Evet, sadece bir 10 günlük. Ama gerçekten kesinlikle dediğiniz yani. Gibi yani mutfak hazır olunca harika. Ben burada bol bol yemek yaparım. Gördüğü, evet. Beni tuttun. Tamam. Ne pastalar yaparız biz burada. Ya bir gün gerçekten çok her istiyorum. Zaman. Şu an diyetteyim. Ben de ama diyeteyim. Ama diyetim biter bitmez sizin dükkana geliyorum, pasta yiyeceğim. Her zaman söz. Bekleriz. Söz. Söz. Siz zaten görmüşsünüz. İyi akşam yemeğine de bekleriz aynı bu şekilde. Ya teşekkür ederim. Diyet alır gelirim. Biz böyle bütün ailelerden söz istiyoruz. Ne güzel. Hepsine tek tek ama gitmiyoruz. Yok gidiyoruz. Gidiyoruz. Geleceğiz, hiç merak etmeyin. O zaman mutfakta hemfikirsek, yemeğe davet ettirdiysem kendimi. Evet, kesinlikle. Buradan diğer odamıza geçelim. Geçelim. Sizin odanız diyebiliriz. Diğer odalara nazaran sizleri burada güldürebilirim. Evet, burası biraz daha yani geniş. Daha rahat. Geniş. Nazaran daha iyi, geniş. Öbürleri biraz dardı. Burası mesela sadece yatak olur. O en küçük oda var ya, en küçüğe de bence dolaplar olur, giysi odası gibi olur. Aynı ütünüzü falan da orada yaparsınız. Çok güzel. Peki bu odayı nasıl buldunuz? Dediğin fikirle bakılınca güzel mi?
Sade kare bir oda. Güzel yani. Yani güzel de cephe apartmana doğru bakıyor. Hı-hı. Biraz basık geldi. Doğru. Yani ışıklandırma açısından ya da havalandırma açısından hani tereddütte kaldım. Hı-hı. Ama şöyle bakıldığında tabii sıfır bina. Onu da göz ardı edemeyiz yani. Tabii ki. O bakıldığında... Benim bu oda boyutları için söylüyorum. Şimdi gezeceğim ikinci evde biraz bu konuda sizi tatmin edebilirim. Ama konum ve hani yakınlık sıfır. Burada da bu konuda sizi tatmin edebilirim. Öbür evi de çok büyük değildi yani odası hemen hemen bu kadardı. Bizim iş yerlerimize yakın değil mi bu konum? Evet, merkezi. Evet, merkezi. O konuda ya buranın da böyle artıları var. Hani bir öyle değerlendirirsiniz gün sonunda. Birinci evim bitti ve isterseniz şimdi ikinci evime doğru gidelim. Ben öncesinde sizden bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Bizim mağdur olduğumuz konuyu biliyorsunuz. Hı-hı. Peki inşaat yapımından kaynaklanan sorun nedeniyle çıkmak zorunda kalınca kiracı ev sahibine tazminat davası açabiliyor mu? Avukatımız Ramazan Bey'i arayalım. Bir kendisine danışalım. Ben hemen arayayım, size vereyim. Siz sorun olur mu? Tamam. Merhabalar Ramazan Bey, nasılsınız? Merhabalar İrem Hanım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Eğer müsaitseniz bir ailemle beraberim şu an ve kendilerinin size bir sorusu var. Ben direkt kendilerine takdim edeyim isterseniz. Tabii ki. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Ayşegül Kuyucu. Size bir sorum olacak Ramazan Bey. Merhabalar Ayşegül Hanım, tabii ki dinliyorum. Şimdi biz kiracıyız ve evimiz eğer inşaat yapımından kaynaklı bir sorun nedeniyle tahliye olunursak ev sahibine tazminat davası açabiliyor muyuz? Şimdi genel kira hükümleri kapsamında kiraya veren, kiraya verdiği şeyi yani daireyi kullanımına uygun bir şekilde başta da teslim etmek zorunda ve kira süresi devam ettiği sürece de bunu uygun şekilde tutmak zorunda. Buradaki mesele kiraya veren kişinin yani ev sahibinin kusursuz olduğunu ispat etmesi lazım. Onun dışında kiracının bundan kaynaklı her türlü zararını karşılar. Yani tazminat davası açıp uğramış olduğunuz maddi zararları ev sahibinden talep edebiliyoruz. Anladım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederiz Ramazan Bey. Bize bir nevi mutlu bir rica haber verdiniz. Rica ederim İrem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir nebze rahatlattı. Bir dava konusunu düşünün derim. Kesinlikle yani, değerlendirdiniz. Görüşelim olmasa hani tazminat açın bence. Şekilde tazminat evet. Açalım. En azından zararları fazla zaten. Aynen öyle. Şimdi gelelim fiyatımıza. İrem ve Kuyucu ailesi kira tahminleri için hazırlanırken biz de evi yeniden görelim. Evet Ayşegül, senle başlayalım. Yani ev çok güzel, hı hı. Ama odaları biraz küçük. O yüzden benim fiyat tahminim 16-17 bin TL civarında tamam. Diye düşünüyorum. Tamam. Yani şöyle kafamda düşündüğümde 15-16, hani 16,5 gibi bir düşüncem var açıkçası. Neredeyse Ayşegül'le aynı düşünüyorsunuz. Evet, hemen hemen. Küçükten teyzeciğim. Yani 17 bin olur, 18 bin de olabilir. Tamam. Bizim bütçemiz 18 bin TL'ydi. Bu evimizin aile kira bedeli 18 bin TL. Aynen. Sizin evet hiç bütçenizi aşmak istemedim. Hani buna göre de hem sıfır dediğim gibi hem ilk oturan sizler olacaksınız. Evet. Konumu evet evet. Çok güzel. İş yerlerinize yakın, anneye yakın. Ve bu arada şunu da belirteyim. Ev eşyaları için sigorta yaptırmak istiyorduk ya. Bunun sigorta primini maalesef mülk sahibimiz ödemiyor. Üzgünüm. O da ekstradan bir yük. Evet. O da ama şöyle söyleyeyim Gül Sultan teyzeciğim. Şimdi bunlar yeni binalar ya. Evet. Kendilerine güveniyorlar. Yani çünkü onlar bütün belgelerin her şeyini görüp bu evi satın alıyorlar. Kolay kolay bu tarz yeni binalarda mülk sahipleri ödemez. Yani hani çünkü tehlikeye girmeyeceğini biliyor. Bir sıkıntısı yok. Yani ondan dolayı ki o zaten Allah korusun bir şey olsa her türlü tazminatını açıyor, davasını açıyor, parasını alıyor tabii inşaat firmasına. O yüzden kolay kolay zaten kimse ödemez. Bilginiz olsun. Bilginiz.
Evet. Yaptırmayız biz de, ne yapalım? Yani bütçeye bakarsınız duruma göre. Yani bir bütçenize göre bakarsınız. Evet, şimdi ilk evimi gördük. Evet. Şimdi ikinci evime gidelim. Bir de bakayım o eve küçük deyin. O zaman isterseniz buradan direkt ikinci evimize geçelim.